Yani zahiri olarak sevdiğin biri kadar bile beni sevemedin mi? O kadar da mı kıymetli yer vermedin? Demez mi? Onun için Rabbimizin keramını okuyoruz. Okumayı bilmiyorsak dinliyoruz. Mealinden dinliyoruz. Anlamaya çalışacağız inşallah. Evet. Allah öyle buyuruyor bu ayet-i kerimede. Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar nasihat alsınlar, öğüt alsınlar, hatırlasınlar diye indirdik. Evet, Allah mübarek kitabını anlayalım diye, düşünelim diye, Rabbimizin nasihatini, öğüdünü alalım diye indirmiştir. Ama dinlemeden de, anlamadan da, okumadan da ne öğüt alabiliriz, ne de düşünmüş oluruz, ne de onunla mübarek olmuş oluruz. Ama mübarek olan Kur'an gönlümüze inerse, gönlümüzü mübarek eder, bizi idare eden gönlümüzdür. Gönlümüzle hareket ediyoruz. Dolayısıyla eğer gönlümüze inerse, hayatımız mübarek olur. Her işimiz mübarek olur. Dilimiz mübarek olur. Allah'ın sevdiği gibi konuşur. Kulağımız mübarek olur. Allah'ın sevdiği şeyleri dinler. Aklımız, irademiz mübarek olur. Düşüncemiz, fikrimiz, tefekkürümüz mübarek olur. Gönlümüz mübarek olur. Beytullah olur. Mübarek olan Allah gönlümüze tecelli eder. Gökten sizin için mübarek bir su indirdik. Onunla bahçeler ve diğer biçilecek taneleri yeşerttik, bitirdik. Sizin için. Allah gökten indirdiği suya mübarek dedi. Neden? Yeryüzünü diriltiyor da ondan. Öyle buyurdu. Yeryüzünü ölümünden sonra rahmetimizi indirip diriltiriz. Mübarek olan onun rahmetidir. Rahmeti kulları için tecelli ediyor. Dolayısıyla yağmuru indiriyor. İnsanlar için, mahlukat için bereket oluyor. Yeşertiyor, diriltiyor, yeşertiyor.